Ticaret Bakanlığı konut ve araç satışlarındaki taksit sayılarında yeni bir düzenleme yaptı. Önemli çünkü mesela konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı. İstediğiniz kadar taksit yapabiliyorsunuz. Araç satışlarındaysa fiyatına göre orada kademeler var ama 60 aya kadar vade imkanı getirildi. Konutta taksit sınırı kaldırıldı. Taşıt satışlarındaysa 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. Şu ana kadar müteahhitler projelerden yaptıkları satışlarda senetle 12 ay vadeye kadar satış gerçekleştirebiliyorlardı. Bundan sonraki süreçte bu sınırlama ortadan kalktı. Kararı Ticaret Bakanlığı aldı. Konut ve araç satışlarındaki taksit düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemiyle birlikte süre gelen sektördeki daralmayı büyük ölçüde çözümleyecektir. Bir çıkış yolu olacaktır. Dolayısıyla konut satışlarına bir ivme kazandıracaktır. O ivme otomobil piyasası içinde düşünüldü ve sektörü canlandırmak için de alım satımlara taksit imkanı getirildi. Araç fiyat aralıkları belirlendi. Buna göre de taksit sayıları yeniden düzenlendi ve bundan sonra 120 bin liraya kadar olan araçlar 60 ay vadeyle satılabilecek. Nihai fatura tutarına yani tüketicinin araç için ödemiş olduğu net bedel 120 bin liraysa 5 yıl taksit yapılabilecek. Yani şu an 120 bin liraya bizim sattığımız marka özelinde araç yok. 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlara 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasındaki araçlara 36 ay, 750 bin liranın üzerinde olanlara ise 24 ay taksit yapılabilecek. Arabamı vereceğim, üstünü tamamlayacağım. O yüzden. Üstünü taksit mi düşünüyorsunuz yoksa? Faiz çok olursa taksidi düşünmem tabii. İkinci el aracımızı satacağız. Bir peşinat yapıp tekrar buradan bir arabayı yönlendireceğiz kendimize. Bir 150 bin civarı eklememiz gerekecek. Bak 150 bin lira bir kredi olursa yaklaşık olarak bir 60 bin lira civarında müşteri faiz öder. Taksit imkanının otomobil piyasasına can suyu olması bekleniyor. Bir arttırım muhakkak olacaktır. Herkesin çünkü peşin parası yok. Vadeli almak isteyen kişilerde de bu vadede alamadığı için bir durgunluk vardı o kısımda.